Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bizim yine gözümüz dört açılmış bir şekilde SPK'nın bültenini yenilemeye devam ediyoruz. Hani bugün çarşamba, ben bugün pek yeni bülten geleceğini sanmıyorum. Büyük bir ihtimal perşembe, yarın gelecek. Peki yeni halka arz gelecek mi? Bence evet arkadaşlar. Bu hafta artık yeni halka arz gelmesi lazım. Neden? Çünkü yarın yeni halka arzımız Mogan Enerji işleme başlayacak. Bakın hala yeniliyoruz. Ne yazık ki bültenimiz yok. Yarın Nogan Enerji işleme başlayacak ve yarın itibariyle büyük ihtimal Artemis Halı, Obama Karna, Alves Kablo ve Mogan Enerji aynı anda 4 halka arzımız tavan serisine devam edecek. Şimdi yarın örnek veriyorum. Ferbiz Tarım olur ya SPK tarafından onaylandı. Bunun gelecek hafta talep toplamaları başlayacak. Talep toplamaları için küçük yatırımcı şu tavan serisi devam eden halka arzlardan ufak ufak bozdurmaz mı? Bence bozdurur yavaş yavaş. Yani ben bozmuyorum, o ayrı mesele. Benim kendi yedek akçem var, o ayrı mesele de. Ama şu tavan serisi devam eden belki Mogan hariç diğer halka arzlarda hani kaynak oluşturmak için bu halka arzlardan satış olur. O yüzden diyorum ki bence artık yarın akşam SPK'dan en az yeni bir halka arz gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tam bu düşünceler ışığında halka arz analiz profilinin bizlerle paylaştığı 2024 yılı başından itibaren, yani şunun şurasında çok çok 2 aylık bir dönemde gelen 6 yeni halka arzımızın bize bıraktığı karlara bir bakalım arkadaşlar. Ne kazanmışız, ne kaybetmişiz. Gerçi kaybeden olmadı. Bunlar yılbaşı öncesi gelen GEO halka arzları gibi değil ki. Çok güzel, popülaritesi yüksek şirketler. Patek, Pasifik Donanım Yazılım, Bor Şeker, Limak Donanım Çimento harika gittiler Patek'le beraber. Alves Kablo, Obama Makarna ve Artemis Halı son halka arzımızdı biliyorsunuz. Yarından itibaren bu listeye halka arz analiz profili Mogan Enerji'yi de ekleyecektir arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda bu 6 şirkette toplam maliyet 2390 lira arkadaşlar. Toplam maliyeti. Bakın 280 liralık Patek alınmış. 451 liralık Bor Şeker alınmış. 583 liralık Limak alınmış. 233 liralık Alves alınmış. 589 liralık Oba Makarna almış ve 254 liralık Artemis alınmış. Toplamı 2390 lira. Şimdi bunlardaki karımız toplam 2178 liraya gelmiş arkadaşlar. Yani şu halka arzlara talepte bulunmuşuz. En düşük lotlar, yani herkese aynı dağıtılıyor ya çoğunlukla, şu lotlar verilmiş. Ve bunlardan toplamda 2178 lira, yani ana paramıza çok yakın bir %91 oranında kar elde etmişiz. Ana paramızla beraber 4568 TL olmuş. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda Güney sen işte halka arzlardan sıfır maliyet oluşturmak için karını satıyorsun. Karınla gidip Ekos Teknoloji alıyorsun. Ne gerek var? Bırak bütün halka arzlar portföyünde kalsın. Nasıl olsa kazandırıyor diyorlar. Doğrudur. Haklılar. Diyecek hiçbir şeyim yok. Siz de yapabilirsiniz. Halka arzlara katılabilir. Bir yıl boyunca hiçbirini satmayabilirsiniz. Geçenlerde Twitter'da vardı öyle bir. Temettücü Turgay mı paylaşmıştı? Tam emin değilim ama. Bir ev hanımı sanırım. Bütün halka arzlara katılıyor bir yıl boyunca. 20 bin liralık halka arz karşılığında 60 bin lira kar elde ediyor. Harika değil mi? Harika değil mi arkadaşlar? Ama benim buradaki amacım bir şirket, bir hisse belirleyip fark etmez hangisi olduğu. Halka arzlara katılıp sıfır maliyetli parayı alıp, karı alıp o hissede bitirmek. Yani o hisse bana sıfır maliyetli olarak gelmesi. Ana parası da sıfır maliyet, kendisi de sıfır maliyet olacak. O yüzden düşse de çıksa da inse de kalksa da hiç satmaya gerek kalmayacak. Çünkü onlar zaten sıfır maliyetli bedavadan gelmiş hisseler olacak. Yani velhasıl kelam yeni yılda 2024 yılının başından itibaren gelen halka arzlarımız bize kazandırmış. Neredeyse ana paramızı ikiye katlamış ve yeni gelen halka arzlarda da bu performansın devamını bekliyorum arkadaşlar. Umuyoruz yarın Morgan Enerji'nin İşlerin başlamasıyla beraber yine tavan serisini de sizlerle paylaşırız. Bu arada Pasifik Donanım Yazılım Patek ve Limak Donanım Çimento'dan
Benim hala ümidim var arkadaşlar. Yani şöyle ümidim var. İkisi de bende yok. İkisinde ben çıktım biliyorsunuz. Sıfır maliyet eklememi yaptım. Niye ümidim var diyorum. Hala çok popülerler. Hala çok konuşuluyorlar. Yorumlar geliyor. Hala Twitter'da. Bugünkü BIST 100 endeksinin borsanın düşüşüyle beraber sanırım bu iki şirket aslında tabana gitmeyeceklerdi ama Lee McDonald Çimento tabana gitti diye hatırlıyorum. Patek gitmedi. Evet, Patek nötr kapatmış. Yani yarın tekrar tavan serisine başlayabilir desek olur mu olur, belli mi olur. Ama bir düzeltme de beklemiyor değilim arkadaşlar. Ufak bir düzeltme de gelir diye düşünüyoruz bakalım. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.